İkizler Burcu ve Yükselen İkizler Kasım ayı sizin için güçlü astrolojik etkiler barındırıyor. Bu ay özellikle iş ve günlük yaşam rutinlerinde gerçekten köklü değişiklikler getirebilir. Yeni ay ayın başında 1 Kasım'da Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor ve İkizler Burcu'nun 6. evine düşüyor bu yeni ay. Bu da Kasım ayı boyunca iş hayatınız, günlük sorumluluklarınız, hatta sağlığınıza dair konuların ön planda olacağını işaret ediyor. Akrep Burcu'ndaki bu yeni ay İkizler Burcu'nun 6. evinde dediğimiz gibi yer alıyor ve 6. ev iş hayatınız, iş arkadaşlarınız, günlük görevleriniz ve sağlığınızla tamamen ilişkili bir ev alanıdır. Ayrıca evcil hayvanlarımızı da temsil eden ev alanıdır. Özellikle iş ortamında kendinizi böyle geliştirme fırsatları yakalayabilir. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde böyle daha yapıcı bir tutum benimseyebilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınıza, beden bakımınıza çok fazla önem vereceğiniz bir dönem olacak bu ay. Bu yeni ay daha böyle topraklayıcı ve disiplinli bir enerjiyle bilinen Satürn tarafından da çok destekleniyor. 9 derece Akrep Burcu'ndaki bu yeni ay Balık Burcu'ndaki Satürn'le çok uyumlu bir üçgen açı yapacak. Bu da iş hayatınız ve sağlığınızla ilgili konularda istikrarlı ve kalıcı adımlar atmanıza elbette ki yardımcı olacak. Özellikle yeni iş becerileri öğrenmek, böyle günlük rutininizi daha verimli hale getirmek veya sağlığınızı iyileştirme çabalarınız Satürn'ün desteğiyle gerçekten çok güçlenecek sevgili ikizler. Akrep Burcu'ndaki yeni ay böyle duygusal derinlik de hayatınıza getirir. Bu süreçte böyle içten bir gözlem yapma, kendiniz üzerinde biraz derinlemesine düşünme veya kişisel hedeflerinizi sorgulama eğiliminde de olabileceğiniz bir aydan bahsediyorum. Yine akrebin böyle araştırmacı, gizemli doğası sizi iç dünyanızı bağlantıya geçmeye de yönlendirebilir. Bu kariyerinizde ve kişisel gelişiminizde yeni yollar aslında keşfetmeniz için de ideal bir dönem. Merkür 25 Kasım'da retroya başlıyor ve bu süreç 15 Aralık'a kadar da devam edecek. Şimdi Merkür gerilemesi Yay burcunda gerçekleşeceği için iş ortaklıkları, evlilikler, sözleşmelerle ilgili bazı konular tekrardan gözden geçirilebilir. Bu dönem anlaşmaları böyle daha dikkatlice incelemek, önemli kararlar alırken daha temkinli olmak için gerçekten çok ideal. Aynı zamanda iş ve kariyerle ilgili sorumluluklarınız da disiplin ve sabır göstermeniz gerekebilir. 11 Kasım'da Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu da finansal anlaşmalar, iş ortaklıkları, romantik ilişkiler açısından çok koruyucu ve destekleyici bir enerji sunuyor. Venüs'ün tabii ki Oğlak Burcu'ndaki bu geçişi hem iş hayatınızda hem de kişisel ilişkilerinizde son derece daha kararlı ve güvenilir adımlar atmanıza da elbette ki olanak tanıyacak. Aynı zamanda finansal konularla ilgili olumlu gelişmeler de yaşanabilir. 15 Kasım'da Dolunay Boğa Burcu'nda ve İkizler Burcu'nun 12. evinde gerçekleşiyor. Uranüs'le kavuşum yapan bir Dolunay var. Gizli kalmış projelerin veya planların böyle aniden ortaya çıkmasını sağlayabilir bu Dolunay. Bu süreçte böyle beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmalısınız. Dolunay'ın etkisi özellikle kariyer ve kişisel yaşamınızdaki böyle ani değişimleri gündeme getirebilir hayatınızda. Kasım ayı boyunca bu önemli gezegen etkileri İkizler Burcu'nun hem iş hayatı hem de kişisel gelişim alanlarında çok önemli fırsatlar sunuyor olacak. Disiplin ve sabırla bu dönemi çok verimli bir şekilde değerlendirebilir. Yılın geri kalanına güçlü bir başlangıç aslında yapabilirsiniz sevgili ikizler. Tekrar bir başka videoda